Bugün 6 Kasım 2024, saat şu anda 08.28. 2 saatlik bir canlı yayından çıktım. Seçimleri yakından takip ettik ve gördük ki Trump seçimleri kazandı. Henüz resmileşmedi ama şunu biliyoruz Kamala Harris kampı sessizliğe büründü, evrene gittiler. Kamala Harris kendi seçim merkezlerinden yayın yapılmayacağını basına bildirdi. Yakın zamanda seçimi kaybettiğini açıklayacak. Seçimin henüz tam netleşmemesinin sebebi bazı eyaletlerde sayımların sürüyor olması ama bu eyaletlerdeki sayımların sonucu seçim sonucunu etkilemeyecek gibi gözüküyor şu anda. Nereden biliyoruz? Wall Street Journal'ın çok başarılı bir yayını var burada. Trump 230 oy almış durumda. Kamala 210. Daha doğrusu ona oy verecek DLG kazanmış durumda 230 civarında. Böyle bakınca fark az gibi gözüküyor ama aslında fark sanılandan daha büyük. Çünkü şu aşağıya baktığımızda bu açık kırmızı böyle pembemsi yerler an itibariyle Trump'ın önde olduğu yerler. Buralarda seçim henüz sonuçlanmadı. Nedense sayımlar beklenenden çok daha yavaş gidiyor. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona ve Georgia. Bütün bunlarda Trump önde. Mesela Pensilvanya'ya baktığımızda fark 3 puana yakın. Michigan'a baktığımızda fark 6 puana gelmiş durumda. Wisconsin'a baktığımızda fark 3,5 puan civarında. Arizona'da biraz yakın gidiyor bir tek ama tek başına o bir şey değiştirmiyor. Georgia'ya baktığımızda orada da fark yine 1,5-2 puan civarında. Georgia'da oyların %93'ü sayılmış durumda. Pensilvanya'da %86'sı. Wisconsin'da %81'i. Michigan'da %53'ü. Arizona'da ise %51'i. Buradan sonra bir mucize olmadığı sürece veya seçimlere hile katılmadığı olmadığı sürece Trump'ın 270'e yükseleceği neredeyse %100 bir bakacak olursak sadece Pensilvanya, Georgia ve Wisconsin alması yeterli. Arizona ve Michigan'ı alması da yeter ama onlarda da zaten açık ara önde gidiyor şu anda. Ve senato tarafında da 51 sandalye kazanmış durumda. Senato tarafındaki çoğunluğu da ele geçirdiler. Meclislerin 178 şu anda sandalyeleri var. Orada da yine çoğunluğu ele aldılar saf çoğunluk için 218 gerekiyor. Ona gelemediler henüz ama seçimde sonuçlanmadı daha. Bu milletvekili oyları ayrıca sayılıyor. Onların da sayıları yakında gelir. Borsalar buna tabii sevindi. Neler sevindi? Bitcoin sevindi mesela. Bitcoin şu anda 74.432'den işlem görüyor. Tesla sevindi tabii. %8.57'lik artış var. Trump medya sevindi. %39.98'lik artış var. Bunlar 7.24 işlem gören hisse senedi piyasadan aldığımız sayılar. Tabii gün ağarınca daha netleşecek her şey. Olimarkta baktığımızda %96 ihtimalle Trump bu işi bitirdi gibi sonuçta karşı karşıyayız. Bence aslında %100 Harris her an çıkıp yenilgisini kabul edebilir işin enteresanı Harris bu duyuruyu yapmak zorunda. Yani kendisi aday olduğu için değil, başkan yardımcısı olduğu için. Çünkü unutmayın Trump henüz başkan olmuyor. Yılın başında başkan olacak. Oraya kadar Harris bu kararları verecek, bu duyuruları yapacak. Ama Trump'ı kazandığı kesinleşmiş durumda gibi gözüküyor. Piyasanın tepkisi ne oldu? İşte bu doğrudan Trump'a endeksli varlıkların hepsinde yükseliş var. Öte yandan faizler de artıyor. Çünkü Trump'ın politikalarının enflasyon doğurabileceği düşünülüyor. Gümrük tarifelerini artıracak biliyorsunuz. Amerika'daki yasal olmayan göçmenleri geri olacak. Bu da iş gücü pazarı biraz olumsuz etkileyebilir gibi. Bu yüzden faizler yukarı gidiyor, dolar yukarı gidiyor, altın aşağıya gidiyor. Hisse senedi piyasalarında ise yön yukarı doğru gibi gözüküyor. Küçük hisse senetlerinin endeksi %2.17, Nasdaq 100 %1.02, S&P 500 %1.15, Dow Jones %1.29 yukarıdalar şu anda. Ama dediğim gibi bonolara, altına pek yaramadı. Neden? Çünkü enflasyonun geri geleceği endişesi var. Yaşanan şeye sweep deniyor veya da wave deniyor. Red wave yani cumhuriyetçiler her şeyi almışa benziyorlar şu anda. Bu da açıkçası çok kuvvetli bir Trump dönemini başlatıyor. Tabii ki henüz Kapanmamış sandıklar, bitmemiş oynamalar var. Onlar biraz tabloyu değiştirebilir ama Trump'ın çok büyük bir güçle iktidara geldiğini görüyoruz. Yanında Elon Musk da var biliyorsunuz. Epey çok şey Amerika'da değişecekler diye düşünüyorum. Hayırlı olsun bütün dünyaya. Ben bir jeopolitik uzmanı olmadığım için, dış siyaset uzmanı olmadığım için o konudaki konulara, yorumlara girmeyeceğim ama VIX'teki 8.25'lik düşüş şu anda Amerika'da seçim belirsizliğinin ortadan kalktığını bize söylüyor her şekilde. Özellikle yatırımcılar için iyi bir haber. Ve göreceğiz bakalım ilerleyen günlerde ne gibi değişimler olacak diye. Tabi buradan sonra tartışacak konular var hala. Acaba her son anda seçimlere müdahale edebilir mi? Bir hile olabilir mi? Bunlar konuşuluyor şu anda. Özellikle sayımı yavaş giden eyaletlerde. Arizona hala %51 ancak gelmiş durumda mesela. Ama ben değişecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kamala yeni yenilgiyi kabul edeceğini ve yeni bir Trump dönemine gireceğimizi düşünüyorum. Herkese hayırlı olsun. Sevgiler, saygılar.